Arkadaşlar iyi günler. Bugün Avalanche projesini bir kez daha inceleyeceğiz. Daha önce incelemiştik ama projeyi biraz daha basitleştirerek, mümkün olduğunca teknik bilgilerden sıyrarak incelemeye çalışacağız. İncelememize başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmak isterim ki burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım yapacaksanız kendi araştırmanızı kendiniz yapın diyoruz ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Avalance üçüncü nesil bir blockchain teknolojisi. İlk nesil sizin de bildiğiniz gibi Bitcoin ile beraber hayatımıza girdi. İkinci nesil blockchain teknolojisi üzerinde akıllı kontrat anlaşmaları uygulamasına olanak veren Ethereum'du. Ve üçüncü, üçüncü nesil olarak da Avalanche var. Birazdan neden üçüncü nesil olduğunu değineceğim. Ama önce Avalanche projesinin başındaki isimden ufak bir bahsetmek istiyorum bilmeyen arkadaşlar için. Burası benim bana göre önemli. Emin Gün Sirer. Buradan hızlıca okuyayım arkadaşlar. Türk Amerikan bilgisayar bilimcisi, Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörü ve Cryptocurrency ve Smart Contracts Initiative IC3 eş direktörüdür. Eşler arası sistemler, işletim sistemleri ve bilgisayar ağlarındaki çalışmaları ile tanınır. Doktora derecesini 2002 yılına kadar Washington Üniversitesi'nden Brian N. Burchard'ın gözetiminde aldı. Tezinde güvenli ve verimli sanal makineler ele alındı. 2003 yılında ilk kripto para birimlerinden biri olan Karma üzerinde akademik bir makale yayınladı. Sirer 2013'ten beri blockchain araştırıyor. Ve şu anda da kendisi avalapsın başında arkadaşlar. E, blockchain projeleri arasında dünyada <laughs> tabii ki de çok saygın isimler var ama alanında bu kadar uzman bir isim e, e, çok nadir. E, benim bildiğim kadarıyla da bu kadar rütbeli bir isim de yok açıkçası. Çünkü Emin Hoca e, e, Akademik olarak ulaşabilecek en yüksek seviyeye ulaşmış bir insan ve pro ticari olarak bu projenin başına geçmiş olması proje için çok büyük bir artı. Artı ekibinden birçok insan da kendisi gibi akademik e, arka, plan, arka plana sahip. <laughs> Emin Hoca'yı Bitcoin ve Ethereum dünyasında da çok iyi tanıyorlar. Çünkü yıllar önce Bitcoin'in çok önemli bir eksiğini keşfetmiş. <laughs> Aynı şey e, Ethereum için de geçerli. Zaten e, Ethereum'un başında ki e, CEO ile de arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, e, dünyada bilinen e, üç çeşit konsensus var. Daha fazla da olabilir ama e, benim anladığım kadarıyla e, kripto dünyası içerisinde önemli olan üç çeşit konsensus var şu an itibariyle. Bunlardan ilki klasik konsensus. İkincisi e, Satoshi Nakamoto takma ismiyle bitcoin'i hayatımıza sokan e, kim olduğu bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından e, sunulan Nakamoto konsensusu. E, üçüncüsü de 2018 yılında. Zannedersem Emin Hoca'ya anonim bir grup tarafından öneriliyor bu konsensus, avalanche konsensusu. Avalanche konsensusu'nun en büyük özelliği, bundan önceki diğer iki popüler konsensus'un bütün eksi yönlerinden sıyrılmış mükemmele yakın bir konsensus oldu. Bunu buraya kadar bu kadarcık bilgi vermemiz lazım. Çünkü Avalance'ın neden iddialı bir proje olduğunu anlamamız için bunu bilmemiz lazım. <laughs> Örneğin Bitcoin'in kurulu olduğu Nakamoto konsensusunda çok büyük dezavantajlar var. Bitcoin her ne kadar iyi ve güvenilir bir kripto para olsa da birçok işlevselliği ve kullanım alanı çok sınırlı bir kripto olarak kalmasını sağlıyor. Tabii ki de bu Bitcoin'in değerli bir varlık olmasının önüne geçemez ama kullanım alanı olarak baktığımız zaman Bitcoin için çok büyük bir dezavantaj var. Zaten Bitcoin'in etrafında kümelenmiş bütün kripto projelerinin çoğu da buradaki dezavantajları aştığı için iyi olduğunu iddia ederek yola çıkmış projeler. Ama gerçek anlamda bunu başarmış olan an itibariyle birkaç proje var ve bunlardan en iyi olduğunu söyleyebileceğimiz. Avax Avalanche projesidir. Avalanche, Avalanche'in işlem hızı <laughs> Ethereum ve Bitcoin'le karşılaştırılamayacak kadar hızlı arkadaşlar. Sahip olduğu konsensus buna fırsat tanıyor ve bu sebepten dolayı da kullanım alanını Ethereum'dan dahi defalarca daha geniş bir kullanım alanına ulaşabiliyor. Bu avalansa çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Uzun vadede avalansın e, yaygınlaşmasındaki en büyük silahlarından biri olacak. Ama bir tanesi değil, çok fazla var. E, Avalans işlemleri çok hızlı sonuçlandırabiliyor arkadaşlar. E, bu da dediğim gibi e, finans dünyasında özellikle çok önemli bir şey. E, son günlerde revaçta olan defi sektörü özellikle e, çok hızlı sonuçlanan işle, işlemlere ihtiyaç duyuyor ve maalesef bunu artık Ethereum'da başaramıyor. Bu yüzden e, Ethereum'dan birçok DeFi projesi rakip e, projelere kay, kaymakta. İşte bunların başında gelen e, şu an en çok popüler olan Polkadot gibi birçok daha sayabiliriz. E, birçok proje de arkadan geliyor arkadaşlar. Tabii Polkadot çok daha önce başlattı e, kendi projesini arkadaşlar. E, Yüksek verimlilik, ölçeklenebilirlik, konsensus için tüm katılımcıların fikir birliğine ihtiyaç duymaması, proof of work aksine proof of stake kullanışı, bu yüzden doğa dostu bir proje aynı zamanda arkadaşlar. Platformların platformu diye bir sloganları var. O kadar altyapısı o kadar müsait ki birçok yazılım dilini ve birçok farklı teknoloji ve sanal, Virtual Machine dediğimiz sanal makineyi destekleyebile, destekleyebilen bir platform. Bu da yine Avalance'ı öne çıkaran e, özelliklerinden biri. Dijital varlık inşa seti, kullanıcılar tarafından çıkarılabilecek her türlü dijital varlık, heterojen ağ, özel düğümler, her varlık sınıfına özel hizmetler sunabilir. E, bu da yine e, birçok dijital varlığı, kripto olmayan varlıkları da e, aynı zamanda kendi bünyesinde barındırabilecek bir platform olma özelliği sunuyor. Aval avalanche, e, staking minting zaman kilitleri multi signature Atomic swap Atomic takaslar ikinci katman destekleri vesaire daha birçok e, e, hizmet sunabilecek bir altyapısı var e, avalanche proje, projesinin arkadaşlar dünyada 800 tri trilyon dolarlık ticari varlık var ama henüz bunlar tek çatı altında birleştirebilmiş bir platform yok Avalanche kadar Avalancın uzun vadede en iddialı olduğu konulardan biri, dünya üzerinde ticareti yapılabilecek ve dijital ortama aktarılabilecek her ne kadar varlık varsa bunlara değerli metallerden tutunda, değerli madenlere kadar, e, petrol, altın, gümüş, e, aklınıza ne geliyorsa, artı finans sektörü, artı akıllı kontratlar, e, anlaşmalar, hukuksal anlaşmalar, blockchain platformuna taşınabilecek her şeye çözüm sunabilecek bir altyapısı var Avalanche'in arkadaşlar. Dediğim gibi yani konu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Avalanche kullanım alanı açısından en geniş, belki de dünyadaki en geniş proje bile diyebiliriz. Yani öyle değilse de ilk üçe koy, koyalım. Yani benim aklıma daha geniş kullanım alanı olan bir proje gelmiyor. Alt projeler var ama Avalanche hepsini kucaklayabilecek bir altyapı. E, blockchain teknolojisi. Mesela burada bir örnek var arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde initial litigation, offer, litigation offering diye yepyeni bir kavramla çıktılar karşımıza. Şöyle kısacası, kısaca bir not aldım burada. Mesela dava hisselerini kripto haline getirerek yasal maliyetlerini karşılayabilecek sermayeye sahip olmayan kişiler genelde özellikle yurt dışında arkadaşlar büyük şirketlerin davaları çok paralara mal olabiliyor. Bazen bazı şirketler haklı olmalarına rağmen davalardan feragat etmek, vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü yüz binler hatta milyonlarca doları bulan dava masrafları var. Bunların altından kalkamayacakları için vazgeçmek zorunda kalıyorlar. İşte bu tip durumlarda bir nevi müzayede yapılacak Avalanche platformunda. Bunu da dünyada ilk uygulayacak olan platform yine Avalanche. Bu öyle az buz bir sektör de değil arkadaşlar. Yıllık 10 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bunun küçük bir kısmını dahi Avalanche'a getirebilmiş olsalar ki o kadar popüler olup tutma potansiyeli olan bir şey ki çok ciddi yatırımcılar paralar kazanabilir. Mağdur olan insanlara da yardımda bulunulmuş olabilir. Bir taşla birçok kuş vurulmuş olabilir. Evet. Böyle böyle bir örnek e, ve bunun gibi birçok örneği çoğaltabiliriz arkadaşlar. Avalanche projesinde hiç bilmediğimiz birçok şeyi ge gelecek tarihlerde e, deneyimleyeceğiz, yaşayacağız, şahit olacağız, yatırım yapacağız. E, Avalanche projesi yatırımcıların da dikkatini daha yolun en başında çekti arkadaşlar. Birçok yatırımcı e, seed investor dediğimiz üretimciler. Halk arzı öncesinde satışlara katıldılar. Projeye çok ciddi fon sağlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 45 milyon dolarlık bir fon sağlandı bu satışlardan. Bu çok ciddi bir meblağ. Çünkü birçok hatta iddialı kripto projeleri 3-5 milyon dolarları gördüğü zaman bunu çok başarılı sayıyorlar. Başarılı bir ICO süreci geçirmiş sayıyorlar. Avalanche bunun çok çok üstüne çıktı. Ki çok da ucuza satılmadı e, kriptolar. İlk katılımcılar 50 centten aldılar. E, sonrakiler 85 centten aldılar. E, yani güzel bir makul bir fiyattan sat satım gerçekleşti. Avalanche'in şu anki fiyatına bakarsak evet e, güzel bir e, yükseliş oldu ama şu an daha yolun çok başında. Benim bu videoyu yaptığım saatlerde 4 doları biraz geçmiş durumda e, potansiyeline bakacak olursak şu anki fiyatları hala daha çok makul bir seviyede diyebiliriz Avalanche için arkadaşlar. Şimdiden ekosistemi gelişmeye başladı arkadaşlar. Zaten Avalanche o kadar popüler bir projeydi ki daha token satışları gerçekleştirir gerçekleştirmez hiçbir efor sarf etmeden dünyanın en büyük borsalarında satışına başlandı. Bazı kaliteli projeler Hatta benim şu an bazı gerçekten kaliteli olduğuna inandığım bir proje var. Henüz daha kendisine satışına, satışa çıkacak borsa bulamadı. İsim vermeyeyim buradan. Avalanche böyle bir sorun yaşamadı. Avalanche hemen en önemli borsalarda kendine yer, yer buldu ve satışı gerçekleşti. Satışı o borsalarda gerçekleşti arkadaşlar. Yine birçok ortakla çalışmaya başladı. Bunların çoğu piyasada bilinen, tanınan ortaklar arkadaşlar. Ekosistemi günden güne büyüyor. Mainnet'in yayınlanmasından sadece birkaç aya geçmiş olmasına rağmen çok ciddi bir e, ekosistem genişlemesi yaşa yaşamaya başladı ki avalanche çığ demek biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anki genişlemeyi bile bir kar topu olarak görüyorum ve bu kar topu daha zirvenin ye <laughs> tepesinden yeni düşmeye başladı. Bana göre bu 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 şekilde devam ederse gerçekten bir çığa dönüşecek herhalde bir inceleme videosu yapmaya kalkarsak yakın bir gelecekte. Tarih vermeyeyim ama çok çok daha fazla projenin Avalanche ekosistemine katılmış olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Yalnız Avalanche bundan da kalmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyanın en büyük ikinci kripto projesi Ethereum ve Ethereum'un en büyük özelliği ve varoluşun varoluş sebebi akıllı kontratlara imkan tanıması. Birçok akıllı kontrat, kontratla çalışan blockchain teknolojisi şu an Ethereum ekosisteminde yalnız çok büyük dezavantajlar yaşıyorlar. Ethereum şu an kapasite olarak artık sınırlara dayanmış durumda. Çok pahalı gaz ücretleri var. O yüzden birçok DeFi projesi artık projesini Ethereum ana ağı üzerinde yürütemez hale geldiler. Hatta bazıları Kepen kapatmak zorunda kaldılar. Geçen yaz gaz ücretleri inanılmaz rekor seviyelere ulaştı. Birçok proje geçici olarak askıya aldı. Dondurdular hizmetlerini. İşte oradaki mağdur proje projelerin başka platformlara kay geçiş yapması o kadar çok kolay olmuyor arkadaşlar. Çünkü bir projenin yeni bir platform üzerinde oluşturulması çok maliyetli bir durum çok büyük paralara kısmen de projeyi düzeltmek zorunda kalsalar yine çok büyük paralara mal olabiliyor. Veya hali hazırında çalışan projelerini ara vermek işlerine gelmediği için bir nevi Ethereum, Ethereum ağı üzerinde esir kalmış oluyor projeler. İşte Avalanche oradaki projelere çok büyük kolaylık sağlamak amaçlı geçtiğimiz günlerde ilk ayağı olarak Ethereum'la arasında bir köprü kurdu. Bu şekilde Ethereum'daki bütün likidite akışını sorunsuz bir şekilde Avalanche'a Avalanche yönlendirebilecek. Aynı zamanda Atherium diye Avalanche ve Ethereum kelimelerinin karışımından oluşan bir yan proje üzerinde çalışıyorlar. Tam olarak tarih belli değil ama bu da gerçekleştiği zaman birden fazla yolu olacak. Ethereum'daki birçok proje minimal efortla hemen hemen hiçbir şey yapmadan, hiçbir e, ekstra harcama, e, geliştiricilere para harcama veya projelerini geçici olarak dondurmadan e, sorunsuz bir şekilde avalansa geçirebilecekler. Bu olduğu zaman e, gerçekten ben Ethereum'dan birçok projenin hızlı bir şekilde Avalanche'a geçeceği kanaatindeyim. Aslında çok ümitliyim ama tabii ki de burada e, analiz yaparken e, çok fazla bahsetmek istemiyorum bundan. Olduğunda zaten birçok insan buna şahit olacaktır. <laughs> Ethereum için başlangıçta birçok iyi niyetli ve kötü niyetli insanlar Ethereum için Ethereum katili diye lakap takmaya çalıştılar arkadaşlar. Bunu Ethereum'a rakip olduğunu iddia eden birçok proje için başlangıçta söylediler ve bu çok bu projelerin çoğu ya bekleneni veremedi ya hala daha mücadele ediyor ya da çoğu çöpe gitti diyebiliriz. Hayal kırıklığı, hayal kırıklığı projeler olarak anıldılar. İyi niyetli insanlar Ethereum killer diyebilir. Kendince sebepleri olabilir ama bazı kötü niyetli insanlar işte bu diğer kimler geldi, kimler geçti. işte Avax'ta bunlardan biri algısı yaratmak için Ethereum sözde Ethereum killer gibi e, Ethereum'a e, algı yaratmak amaçlı böyle bir lakap takıyorlar. Topluluk bundan çok memnun değil açıkçası. Ethereum'un kendisine oluşturduğu motto, AVAX, internetin finansı. Kullanım alanı o kadar geniş ki, Ethereum'un çok çok ötesinde bir proje arkadaşlar. Sadece akıllı kontrat ve blockchain teknolojisi olmadığı için, kendisine açıkçası, Ethereum'dan teknik olarak çok çok daha üstün bir proje olmasına rağmen, kendisini Ethereum'la kıyaslamıyor. Buna ihtiyacı da yok açıkçası. Ee, internette bazı ar, e, kıyaslamalar yapmışlar arkadaşlar. Ee, sadece blockchain projeleriyle değil, e, dediğim gibi daha önce de Ethereum çok e, kullanım alanı geniş olan bir proje olduğu için farklı Ethereum'dan farklı projelerle de kıyaslanabiliyor. E, bunlardan örneğin Stellar veya XRP Ripple. Bunlar sadece bir para gönderme kripto e, kripto üzerinden. E, para gönderme platformu bir nevi onlardan daha hızlı olduğunu iddia ediyor avaksın e, teknik olarak öyle rakamlara baktığımız zaman e, burada gördüğünüz projelerden şimdi detayları hızlı geçeceğim e, tek tek konuşmaya kalkarsak video çok uzayacak arkadaşlar e, videoyu kısa tutmak istiyorum e, gördüğünüz gibi buradaki projelerden hepsinden e, çok daha e, iyi özelliklere sahip avaks Kripto olarak Avalanche projesi. Ee, yine arkadaşlar Ethereum'un bu eksikliğinden kaynaklanan ve Ethereum'a rakip olarak e, en çok önde çıkan birkaç proje var. Bunlardan biri Cosmos, diğeri de Polkadot. Ee, başka birkaç proje daha var ama he, şu an en önde gözüken e, bu iki proje. AVAX harici. İkisi de Avax'tan önce başladılar e, proje çalışmalarına. Yine burada detaylara girmeyeceğim arkadaşlar. Ama Avax'ta kıyaslandığı zaman gerçekten Avax'tan çok çok daha geri projeler her anlamda. Şu an piyasada bir Polkadot e, popülaritesi var e, son günlerde. Polkadot çok sınırlı bir platform arkadaşlar. Özellikle e, adaptasyon sürecinde çok ciddi sorun yaşayacaklar gelecekte. Çünkü e, sahip olduğu ağa çok sınırlı miktarda, sınırlı miktarda proje eklemesi yapabiliyorlar ve bunu o kadar sınırlı ki, o kadar kısıtlı ki açık arttırmayla projeleri alıyorlar ağa ve bir, belirli bir periyot sonunda tekrardan açık arttırmayı kazanamazsa proje ağın dışına çıkabiliyor. Bu gerçekten çok tehlikeli veya çok ciddi paralar ödeyip bir sonraki açık arttırmayı kazanmak zorunda. Avax'ın böyle bir limiti yok arkadaşlar, sınırsız proje var olabilir ekosisteminde. Ee, yine Avax sahip olduğu eşsiz konsensus sayesinde Polkadot ve Cosmos'tan ve diğer birçok blockchain projesinden çok çok daha hızlı, güvenilir bir proje, güvenli bir proje. Yine burada başka Blockchain teknolojileri ve karma kripto e, projeleriyle bir kıyaslama yapılmış. Yukarıda hızlıca sadece ismini sayayım arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, EOS, Tezos, Cosmos, Polkadot ve Algorand. Bunlar zaten piyasada bilinen en iddialı, en ünlü projeler. Avax'la kıyaslandığı zaman gerçekten e, hepsinin üzerinde bir üzerinde bir kalite, bir teknolojiden bahsediyoruz. E, Avalanche için arkadaşlar, kripto projelerinin olmazsa olmazı merkeziyetsizlik arkadaşlar. Merkeziyetsiz e, olmaları için e, e, Proof of Stake konseptinde en önemli şeylerden biri e, validatorsların notların fazlalığı. Şu an için e, Cardano daha fazla validator e, onaylayıcı sayısına sahip ama e, belirli bir limiti var Ben yanlış hatırlamıyorsam binden fazla olmuyor sistem en fazla bin taneyi kabul ediyor e, yine Avax çok daha sonradan başlatmış olmasına rağmen şimdiden e, bu rakamlardan daha fazla olabilir arkadaşlar 600'ü geçmiş durumda e, ama limitsiz olduğu için gelecekte Dilerse 1 milyon tane onaylayıcı bile ...sisteme dahil edebilir. Bu da dünyanın... ...en merkeziyetsiz sistemi haline getiriyor... E, ...bu özelliğiyle... Avalanche. I. Arkadaşlar Avalanche'in toplam... <laughs> ...arzı... ...720 milyon. Yalnız bunun %50'si... ...A'da olacak ve Stake'in ödülü olarak... ...dağıtılacak. E, Stake'in ödülü... ...olarak dağıtılacak. Aynı zamanda... Aval Avalanche'ta deflationary model dediğimiz azalan azalan kripto e, konsepti var. E, bu da zaman içerisinde her e, yapılan işlem ücreti veya her yeni varlık oluşumu veya her yeni blockchain oluşturulduğunda veya her yeni alt ağ oluşturulduğunda sürekli bir miktar eee Avalanche yok olacak. A, e, bu da adet azaldıkça dolayısıyla fiyatta olumlu bir etki olarak karşımıza çıkacak gelecekte. Avalanx, Avalanche, Avax'ta delege veya onaylayıcı olarak katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Delege olmak için sadece 25 adet Avax gerekli. Ama biraz daha bilgili arkadaşlar. E, eğer 2000 Avax'a sahiplerse e, onaylayıcı da olabilirler. Biraz daha fazla kazanç elde edebilirler arkadaşlar. İncelememizin sonuna geldik. Ben mümkün olduğunca basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoya like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Güle güle.